Thank you.
Sofra duasını yapmak üzere ilçe müftümüz İdris Çatmakaş hocamızı kürsüye arz ederim. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي أدعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين اللهم اغفر وارحم واحفظ صاحب هذا الدعام والآكلين ولمن سعى فيه ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم نور قلوبنا بأنوار محبتك وذكرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة يا رب العالمين sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizleri kendine layık kullar eyle ya Rabbi. Senin rızan için oruç tuttuk, senin emrine uyarak iftarımızı açtık. Oruçlarımızı dergah-ı izzetinde makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen ümmeti Muhammed'i ve bizleri açlıkla, kıtlıkla, yoklukla terbiye eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi olmayan kardeşlerimize de lütfundan ihsan eyle. Senin lütfunda boldur her şey. Senden istediklerimizi şu iftar saatinde bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ramazan ayının feyzinden, bereketinden müstefid olmayı cümlemize lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Ramazan af ve mağfiret ayıdır. Senin rızan için oruçlarını tutan, senin rızan için ibadetlerini yapan kullarını affınla, mağfiretinle karşıla ve cennetine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, sen bu ümmeti Muhammed'den Kur'an sevgisini, peygamber sevgisini, Hulefai Raşid sevgisini, Ehli Beyt sevgisini eksik eyleme ya Rabbi. Bu sevgileri genç neslimize de lütfeyle ya Rabbi. Ve haseten şu yaşamış olduğumuz cennet vatanımızda bizi birbirimize düşürmek suretiyle düşman yapmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Kardeşliğimizi bozmak isteyenlere imkanlar verme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ezan-ı Muhammediye'mizi susturmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Sofranın hazırlanmasında emeği geçen tüm kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarını şad eyle. Ya Rabbel Alemin, ölmüş olan anamıza, babamıza, abay ve ecdadımıza rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Euzu billahi mineşşerrişşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulena ve nebiyyena ve nebiy kulubena ala hayri halqihi ebel kasım Mustafa'i Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum ve alihi ve sahbihi ecmain ya evvelel evvelin vel ahirel ahirin. Kısa bir süre önce ilçemizde teşrif buyuran ama kısa sürede bayağı bir gönülleri fetheden kıymetli kaymakamım. Dernek faaliyetine başladığımız ilk günden bu tarafa maddi manevi hep yanımızda olan, bugün bu gönüller sofrasının açılmasında da yine katkısını veren kıymetli belediye başkanım,
kemaletiyle ve mütevaziliğiyle gönülleri fetheden kıymetli müftüm, kamu kurum ve kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, Alevisi ve Sünnisi ile bu salonu dolduran başımın tacı, kıymetli bacılarım ve kardeşlerim, vermiş olduğumuz iftar yemeğine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah. Malumunuz Ramazan ayı Allah'ın Kur'an ile sabitlediği, Kur'an'ın nail olduğu, indirildiği bir ay ve aynı zamanda Ramazan ayı içerisinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındıran bir ay. Ve yine Ramazan ayı Allah Resulü'nün hem amcasının oğlu hem damadı, Hazreti Fatıma annemizin zevcesi, İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselam efendilerimizin babası, İmam Ali aleyhisselamın Ramazan'ın 19. günü Kufe Mescidi'nde namaz üzerinde kılıç darbesiyle suikaste uğradığı, 21. Ramazan günü şehit olduğu bir ayın içerisindeyiz. Cenab-ı Allah zikrettiği bu Ehl-i Beyt'in şefaatine kavuşmayı hepimize nasip-i mezher eylesin. Aziz kardeşlerim, Türküyle, Kürdüyle bu salonun içerisinde var. Alevisiyle, Sünnisiyle bu salonun içerisinde de var. Hepimiz Türk milletiyiz. Cenab-ı Allah bu millete zeval vermesin. Düşmanlarını kahru perişan eylesin. Yıllarca bu halkı mezheplerle ve ırklarla oyalamaya çalıştılar. Çerkezköy'de bizim asli görevlerimizden bir tanesi de budur. Mezhepçiliğin önüne geçmek. Elhamdülillah dinde İslam'ız. Bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Mezhepler bizim güzelliklerimizdir. Ayrılıklarımız değil. İçtihatte farklılıklarımız olabilir. Bir Alevi Caferi eli açık namaz kılabilir. Bir Hanefi Sünni eli bağlı namaz kılabilir. Bu namazın farziyatını bozmuyor. Allah bir araya gelip o namazı kılmayı hepimize nasip eylesin. Yoksa bu ülke üzerinde emeller bitmeyecek. Biz şu an şu dakika burada iftar ederken Türkiye'nin sınır dışında bir operasyon var ve şehitlerimiz var. Allah ailelerine sebr-i cemil ihsan eylesin. Aziz kardeşlerim, söylenecek çok söz var. Ama salonumuza göre gelen kalabalığımız içeriği almayacak seviyede. Ayakta kalan kardeşlerim oldu, daha orucunu açamayanlar var. Ben onlardan helallik istiyorum. O yüzden sözümü uzatmayacağım. Hepinize tekrar teşekkür arz ederim. Cenab-ı Allah hepinizden binlerce defa razı olsun. Biz burada bir ilçede yan yana yaşama şerefine ulaşabilmişiz. Cenab-ı Allah birlikte yaşama algısını ve olgusunu bütün ülkemize yaymayı bu Ramazan hürmetine ilhak eylesin. Hasret olduğumuz tablolardan biri bu. Devletiyle, milletiyle. Kaymakam Bey burada, bu devlet demek. Devlet burada. Hazirun burada, yani millet burada. Devletiyle, milletiyle bir arada olan bir millete top işler mi? İşlemez. Cenab-ı Allah bu birliğe zeval vermesin. Sözlerime burada son veriyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve Çerkezköy'ümüzün kıymetli kaymakamı Sayın Murat Duru'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim. Buyurun kaymakamım. Çok değerli belediye başkanımız, çok değerli ilçe başkanlarımız, çok değerli dergahımızın dedesi Sinan kardeşim, çok değerli Çerkezköy'ümüzün güzel insanları, sevgili hemşerilerim, hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Hepinizin tuttuğu oruçlar Mevlam dergahında kabul eylesin. Ramazan biliyorsunuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Rahmet aşamasını geçtik, mağfiret aşamasını da geçiyoruz. Ortayı geçtik, sona doğru, kurtuluşa doğru gidiyoruz. Bu süreçte Ehl-i Beyt dergahımızın organize etmiş olduğu bu ruhaniyeti zengin,
maneviyatı zengin, böyle güzel bir iftarda bizi sizlerle buluşturduğu için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sevabını Mevlamız kabul eylesin. Şimdi az önce çok değerli, kıymetli müftümüz dua etti. Yine aynı şekilde hem konuşma hem dua şekliyle dedemiz dua etti. Ve orada ben otururken şunu düşündüm. Biz Mevlamıza inanıyoruz, bizi yaratana. Yine aynı şekilde Peygamber Efendimiz, Resulü, Yüce Yaratan'ın, Hazreti Ali, Peygamber Efendimiz'in damadı, dört halifemizden bir tanesi, yine Ehl-i Beyt, bizim Ehl-i Beytimiz ve her iki müftümüz de dedemiz de bunları zikretti. Biz yüzyıllardır bu topraklara nifak sokmak isteyenlere diyoruz ki, dedemiz de, müftümüz de aynı dili konuşuyor, bizler de aynı dili konuşuyoruz. Bu topraklarda Hakkari'den Edirne'ye kadar 85 milyon ve bunun dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin misak-ı milli sınırlarımızın dışında yaşayan bütün insanlarımızla birlikte bir ve beraber sonsuza kadar altı dolu üstü dolu cennet Anadolu topraklarında yaşamaya devam edeceğiz. Bunu hem içimizdeki hainlere, yani emperyalist kumpasçıların içimize soktuğu hainlere sesleniyoruz. Hem de emperyalist kumpasçılara, dünyayı sömüren tek dişi kalmış canavarlara buradan sesleniyoruz. Biz bir ve beraberiz. Biz Ahmet Yesevi'nin torunlarıyız. Biz Hacı Bektaşi Veli'nin torunlarıyız. Biz Hacı Bayram Veli'lerin torunlarıyız. Biz Mevlana'nın torunlarıyız. Biz Hacı Bayram Veli'nin, biz Yunus Emre'nin torunlarıyız. Bu toprakları Türkleştiren, İslamlaştıran yegane büyüklerimizden, atalarımızdan bir tanesi Hacı Bayram Veli ise, Yunus Emre ise, bir tanesi de Hacı Bektaşi Veli'dir. Onlar bizim atalarımızdır. Biz, az önce çok değerli dedemiz de söyledi, devlet millet burada, sizler buradasınız. Sizler Çerkez köyümüz öyle bir zengin, öyle bir uyumlu, öyle bir barış, huzur içerisinde yaşayan ilçemiz ki 81 vilayetimizin her tarafından vatandaşlarımız gelmiş. Hatta 81 ilimizin her ilçesinden Çerkez köyümüzde insanlarımız yaşıyor. Resmi adrese dayalı kayıt sistemine göre 196 bin küsür 197 bin insanımız yaşıyor ama fiili işleyen nüfusumuz 250 bin. 250 bin insanımız burada bütün Türkiye'ye, hatta bütün dünyaya örnek olacak güzellikte Çerkez köyümüzde yaşıyorlar. Bir ve beraber, huzur içerisinde ve biz Ramazan bayramımızı, Ramazan ayımızı yaşıyoruz, huzurla yaşıyoruz. Bu huzurun bütün Türkiye'mizde olması da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Yani Türkiye'nin özeti olmasıyla biz her zaman Çerkez köyümüzde gurur duyuyoruz, gurur duymaya devam ediyoruz. Biz bir kez daha bir de şöyle sesleniyoruz bütün emperyalist kumpasçılara ve onların içerimizdeki gayrimeşru çocuklarına veya hala emperyalist kumpasçıların kurduğu örgütlerin kafaları o örgütlerde olan insanlara sesleniyoruz. Diyoruz ki bu birlik Çerkez köyümüzdeki Türkiye'nin her tarafından gelen insanlarımızın bu birlik ve beraberliğiyle devletiyle kaynaşmış şekliyle siz asla bir arpa boyu yol kat edemeyeceksiniz. Bu topraklarda Müslüman Necip Büyük Türk Milleti Hakkari'den Edirne'ye kadar 85 milyon insanımızla birlikte bir ve beraber güçlü bir şekilde sonsuza kadar yaşayacaklar. Bunun çok denemesini yaptılar. Bizi ayırmak için Kürt Türk diye, Alevi Sünni diye veya başka sebeplerle bizi birbirimizden kopartmak istediler. Birçok deneme yaptılar ama başarılı olamadılar, olamayacaklar. Bunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bizler Hacı Bayram Veli'nin, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin torunları olarak biz diyoruz ki Mevlam bu güzellikleri, burada yaşadığımız dedemizin ve dergahımızın vermiş olduğu bu iftarda yaşadığımız bu güzellikleri Mevlam sonsuza kadar bu topraklarda yaşatmayı Necip Büyük Türk Milleti'nin, Müslüman Necip Büyük Türk Milleti'nin çocuklarına bu topraklarda sonsuza kadar yaşatmayı Mevlam'dan niyaz ediyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve tekrar dedemize çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel, birlik,
beraberlik içerisinde anlamlı bir iftar organizasyonu düzenlediği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yine bize hizmet eden, soframıza gelene kadar bu güzel hizmeti yapan, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Mevlam ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin. Önümüzde yakın bir zamanda Kurban Bayramı, Ramazan Bayramımızı idrak edeceğiz. Şimdiden 10 gün kala hepinizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Mevlamıza şöyle tekrar dua ediyoruz. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Böyle güzellik içerisinde olsun inşallah. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Saygıdeğer konuklarımız, iftarlarını tamamlayanlar için salonda çay ocağımızda çay ikramımız vardır. Cemaat namazı ve ardından Kadir Gecesi merasimi için cemaatimizin saat 9'da mescitte hazır bulunmalarını rica ederim. Cemaat namazı ve ardından Kadir Gecesi merasimi için cemaatimizin saat 9'da mescitte hazır bulunmalarını rica ederim. İftar programımız burada tamamlanmış olup teşrifleriniz için tekrar teşekkür eder. Ramazan ayının vatanımıza, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve başarı vesilesi olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz. Saygılarımızla. Muhammed ve Muhammed'e selavat.